Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber kripto para piyasasını değerlendireceğiz. Bitcoin'i, altcoin'leri ve aynı zamanda altını konuşacağız. Videoya geçmeden önce 3. Ledger Nano S çekilişimizi duyurmak istiyorum. Bu sefer çekilişe katılmak için Twitter adresim üzerinden burada görmüş olduğunuz postu beğenmeniz, yorum yapmanız ve retweet yapmanız gerekiyor. Çekiliş talihlisini ise yarın akşam yani pazar günü canlı yayında açıklayacağız. Zaten çekilişi de canlı yayında yapıyoruz. Bunun hatırlatmasını yapıp hemen konumuza geçelim. Öncelikle Bitcoin'de güncel olarak teknik durum gayet iyi duruyor. Bir çanak yapısı oluştu ve bu çanak yapısının üst direnci eski zirvemiz olan 58.400 dolar civarına denk geliyor. Aynı zamanda bu logaritmik trendimizin de direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ben global ölçekte yaşanan gelişmelerin genel olarak piyasalardaki riski yükselttiğini söylüyordum. Ki bunu haftalardır söylüyorum artık ve söylemeye de devam edeceğim. O yüzden eskiden şu 34.500 dolarda burayı kırdıktan sonra yukarıya doğru trend sağlam bir şekilde gidebilir, sağlıklı bir yükseliş yaşayabiliriz diyordum. Ama şimdi bunu bu kadar eminlikle söyleyemiyorum. O yüzden açılan pozisyonların hepsine %10, %15 maksimum stop koyulması gerektiğini ben düşünüyorum. Kendim de bu prensibi uyguluyorum. Çünkü ABD tahvil faizleri olsun, dolar endeksi olsun genel olarak piyasaları sallamaya müsait. O yüzden bu dönemde biraz dikkatli olmakta fayda var. Özellikle kripto para piyasaları adına konuşmamız gerekirse Bitcoin olur da zirveye yenilerse eğer ve yukarıya doğru atağını devam ettirirse altcoin pozisyonlarını gevşetmekte fayda var. Çünkü bu Bitcoin dominansını sert bir şekilde 67 civarına doğru götürebilir. O yüzden Bitcoin'in zirve yenilemesiyle beraber kısa vadeli altcoin pozisyonlarından kar alıp veya zarardaysanız da makul bir zararı kabul edip Bitcoin'e geçmenin daha mantıklı olacağını ben şahsen düşünüyorum. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı yapıp yatırımınızı ona göre şekillendirin. Olur da Bitcoin bu alandan red yer ki şu an minör bir red yemiş olarak gözüküyor ve buralarda biraz konsolide etmeye devam ederse o zaman altcoin'lerde çok güzel fırsatlar yakalayabiliriz. Ki birkaç gün önce attığım bir tweet'te kısa vadeli birkaç tane altcoin'in teknik ve temel olarak yükselişe müsait olduğunu söyledim. Bunlar AVAX, IOTA, SUSHI ve XLM'di. Ardından işte SUSHI'nin zaten Coinbase Pro'da listelenmesi. Bugün, dün ve bugün itibariyle SUSHI %10-15 civarında yukarıya götürdü. AVAX'ta da güzel bir atak gördük. IOTA'da da aynı şekilde. Bunların arasında sessiz kalan XLM oldu. Tabii ki bu coinlerin de SUSHI istisna olmak üzere yaptığı atak sonrası Bitcoin'in sert hareketleri aslında vermiş oldukları karı geri almasına neden oldu. Fakat bu coinlerin hemen kısaca üzerinden geçeceğiz. Teknik olarak da temel olarak da bakacağız. AVAX ve IOTA'nın ay sonuna doğru gayet güzel gelişmeleri, temel gelişmeleri olduğunun üzerine konuşmuştuk. AVAX'da birkaç tane etkinlik var. İşte stable coin olayı var, entegre edilmesi var. Daha sonrasında NFT desteğinin gelmesi olayı var. IOTA'da kristal istediğimiz 2.0 güncellemesi mevcut. Ya yani bunların hepsi temel olarak çok güzel gelişmeler. Tabii ki fiyata yansıması için Bitcoin'in buna müsaade etmesi gerekiyor. Bitcoin'e sert hareketler sergilememesi gerekiyor. Eğer olur da Bitcoin aşağıya doğru sert bir geri çekilme yaşamazsa bu coinlerde ay sonuna doğru güzel ataklar yaşayacağımızı ben şahsen düşünüyorum. Pozisyonlarımı da buna uygun olarak tutuyorum. AVAX ile ilgili kısa vadeli bir yorum yapmam gerekirse teknik olarak. Burada oluşmuş olan bir kanal yapısı var. Bir saat diye geldiğimizde daha net göreceğiz tabii ki. Bu kanal yapısının üst direnci yaklaşık olarak 29.3 dolar civarına denk geliyor. Kanal kırılımıyla beraber eğer yukarıya doğru bir atak gelirse AVAX'da 40 dolarlara kadar uzanan bir yükseliş yakalayabiliriz. O yüzden bu kanalı takip etmek kesinlikle önemli. Hemen bir IOTA'ya da bakalım. IOTA çok güzel bir yükselişle yukarıya doğru geldi ama dediğim gibi tekrar bir geri çekilme yaşadı. Şimdi IOTA ile ilgili benden hedef soranlar oldukça fazla bana işte nereden çıkmamız gerekiyor diye. Arkadaşlar ben ürünlerin yatırıma müsait olduğu teknik ve temel olarak müsait göründüğü zamanları size söylüyorum ama çıkış zamanlarını söylemem
doğru olmaz. Çünkü bu sizin risk iştahınıza, elinizde bulundurduğunuz kapitale bağlı bir durum. Ben şahsen her zaman kademeli satış taraftarıyım. Yani biraz daha yükseldikçe kademeli olarak elden çıkarmak gerek. Ama IOTA güncellemeleriyle beraber 1.8-2 dolarlara doğru bir atak yapabilir. O civarda da, eğer tabii ki Bitcoin müsaade ederse, o civarda da kademeli olarak satılabilir. Eğer maliyetiniz daha düşükse, daha aşağıdan aldıysanız, o zaman yani 1.60'lardan sonra da yavaş yavaş IOTA'larda elden çıkarılabilir diye düşünüyorum. Şimdi bir de altına bakacağız. Kripto para piyasasıyla ilgili güncel durum bundan ibaret. Altına baktığımız zaman aslında ben çok sağlam bir RSI uyumsuzluğu olduğunun üzerine konuşmuştum. Bu alanda fazlaca altın aldığımı da belirtmiştim. Uyumsuzluk çalıştı tekrar, fakat direnç alanına geldik. Bu mor kutuyu biliyorsunuz artık. Bu direnç alanından bir kez red yedi. Şimdi direnç alanının üzerinde durmaya devam ediyor. Yukarıya doğru kırarsa bir sonraki direnç alanı 1790-1800 dolar civarı olacak. O ENS altından bahsediyorum tabii ki. Bu seviyeleri izlemekte fayda var. Bu alanda altın alanlarda tutabilir tabii ki. Ben şahsen tutmaya devam ediyorum. Çünkü altının da Bitcoin gibi çok güzel geri dönüş sağlayacağını ve sağlam yükselişler yakalayacağını düşünüyorum. Dünyadaki genel ekonomik düzenden dolayı. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi değildir. Evet, bir de genel tüm piyasaları etkileyecek dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi grafiğine baktığımız zaman işte bir direncimizi yukarıya doğru kırdığımızı gördük. Şu an bir retest hareketi için geri çekiliyor gibi duruyor. Eğer olur da 91.2 civarını aşağıya doğru kırarsa bu piyasaları canlandırır. Ama buradan destek alıp 93'lere doğru atak yaparsa o zaman geleneksel piyasalar, kripto para piyasaları dahil olmak üzere büyük bir çöküş görebiliriz. Bunu da mutlaka göz önünde bulundurmak gerek. Aslında size birçok grafik gösteriyorum. Ve bu grafiklerin hepsini kombinlediğiniz zaman ve temel analize birleştirdiğiniz zaman nerede nasıl giriş yapmanız gerektiğini bence gayet net anlıyorsunuzdur. Diyerek videomuzu bitirelim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız ve videoya like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere.